Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Aralık ayı sizin için oldukça hızlı, motivasyonunuzun yüksek olduğu, yeni deneyimlere açık olduğunuz hareketli bir ay olabilir. Konu başlıklarını şöyle bir bakalım. Yönetici gezegeniniz Mars ay boyunca yay burcunda olacak ve yay burcunda da bir yeni ay doğacak. Bununla birlikte Merkür ay boyunca Oğlak ve Yay burcunda hareket edecek, gerileyecek Merkür retrosu yaşayacağız ve Yengeç burcunda bir dolunayımız var. Evet şimdi detaylara bakalım. Güneş 22 aralığa kadar Yay burcunda ilerlerken Mars da ay boyunca Yay burcunda olacak. 9. ev konularınız sizi daha cesur, daha heyecanlı, daha motive edebilir. Yani biraz daha maceracı. Yeni deneyimlere açık olduğunuz, heyecanlı olduğunuz, cesaretinizin arttığı bir aydasınız. E, bu ay özellikle yeni şeyleri keşfetme, farklı konularla ilgilenme anlamında biraz daha böyle hevesli, daha meraklı olabilirsiniz. Eğitim gibi konular, kültürel konular, seyahatler, yabancılarla ilişkiler, ay boyunca sizin daha fazla enerjinizi alabilir. 13 Aralık'ta 20 derece Yay burcunda size de çok güzel bir açıda yeni ay doğacak bu yeni ay tam da bahsettiğimiz bu dokuzuncu ev konularında yeni olasılıkları, yeni gelişmeleri, başlangıçları sembolize edebilir. Bu yeni ayın enerjisiyle birlikte daha önceden de belki düşündüğünüz, planladığınız bir eğitime başlamak için daha girişken olabilirsiniz. Akademik çalışmalarınızı, lisans, yüksek lisans, doktora çalışması gibi her türlü eğitim ve yüksek öğrenim çalışmalarınızı, girişimlerinizi bu yeni ay destekleyebilir. Bununla birlikte yabancı ülkelere işaret ediyor. Daha çok uluslararası konular. E, yurt dışı işlerimiz. Yani seyahatler anlamında Aralık ayı çok hareketli. Yani özellikle uzaklara yabancı ülkelere, başka şehirlere, farklı kültürlere daha fazla yolculuk yapabilir, seyahat yapabilirsiniz. Eğer yurt dışı ile ilgili bir işiniz varsa, bu bir yurt dışında seyahat için bir belki bir vize girişimi, bir hani bir seyahat rezervasyonu ya da yurt dışında oturma izni almak gibi daha yasal süreçleriniz veya başka türlü herhangi bir yurt dışında iş kurmak, uluslararası bir iş, bir ticaret oluşumu ya da bir eğitim ve bunlarla ilgili konularda da bu yeni ay size yeni pencereler açabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan çok daha destekleyici açılar alacağınızı söyleyebilirim. Eğer doğum haritanızda değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar 20 derece ve yakınlarında yerleşmişse yeni ayın etkisi yine sizin için çok daha artacaktır önemli hale gelecektir internet sosyal medya yayıncılık işleri e-ticaret ve benzeri konular buralarda da eğer işleriniz bu alanlarda girişimlerinizi destekliyorsa hareketlilik artabilir. Bununla birlikte biraz daha hani yeni şeylere öğrenmeye hevesli olacağınız için farklı eğitimlere, workshoplara, seminerlere ve benzeri konulara da ay genelinde katılma fırsatı yine bulabilirsiniz. Evet Merkür 1 Ocak itibariyle 1 Aralık itibariyle Oğlak Burcu'na geçecek. Ayın 13'üne kadar Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. 13'ünden sonra retro başlıyor. Önce Oğlak Burcu'nda ardından 23 Aralık'tan itibaren ise Yay Burcu'nda gerileyecek ve 2 Ocak'a kadar da Merkür Retrosu devam edecek. Bu durumda tabii ki bu ay Merkür'de önemli onu takip etmemiz gerekiyor. Merkür Oğlak Burcu'ndayken ayın ilk yarısında daha çok sorumluluklarınız, görevleriniz, çalışıyorsanız işte işiniz, kariyerinizle ilgili konular, öğrenciyseniz eğitiminizle ilgili konular ve buralarda daha planlı, programlı olabilir. İşlerinizi daha hani somut bir şekilde ilerletebilirsiniz. Yapacağınız görüşmeler, anlaşmalar, atacağınız adımlar, vereceğiniz kararlar daha hani mantıklı olabilir ve sonuç alabileceğiniz durumlar içerebilir. Ancak 13'ünden sonra retro başlayacak. Bu ne demek? Hani önemli görüşmelerinizi, işte rezervasyonlarınızı, girişimlerinizi biraz daha hani özellikle yasal süreçlerde retro başlamadan önce tamamlamakta fayda var. En azından hazırlıklarını yapmakta fayda var. Çünkü retro işleri biraz yavaşlatabilir, biraz geriye çekebilir ya da bazı eksiklerle işte yanlışlıklarla bu dönemde daha fazla yüzleşebiliriz. Ayın 13'ün 23'ünden sonra ise Merkür yayda gerileyecek. Yani 23'ünden sonra işte eğitim konuları, seyahat konuları, yurt dışı konuları, bazı yasal işlerimiz, görüşmelerimiz, yayıncılık işlerimiz. Hani buralarda bazı yavaşlamalar, gecikmeler olabilir özellikle seyahatlerde. E, sosyal medyadaki hareketlilikte, internette, iletişimde her türlü konuda daha dikkatli olmak lazım. Ee, biraz belki iletişim cihazlarında da sorunlar yaşayabileceğimiz için bu dönemde temkinli olmakta, dikkatli olmakta fayda var. Ayın 22'sinden itibaren Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. 27 Aralık'ta Yengeç Burcu'nun 4 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay tabii ki bir tamamlanma, bir, bir olgunlaşma, bir farkındalık süreci sevgili koçlar bu dolunay dördüncü evinizde meydana gelecek daha özel konularınız özel yaşamınız ailevi konuları e, işaret ediyor Jüpiter'le olumlu bir açısı var Aslında şanslı olabilecek bereketli de bir dolunay parasal konularda destekler getirebilir size Emlak konuları, yerleşim konuları, taşınmaz, mülk konuları hani buralarda bazı eğer hedefleriniz varsa bu dolunayda konular netleşebilir. Hani bir taşınma konusu, bir emlak satılması, kiralanması ve benzeri bir konu sizinle ilgili olabilir, ailenizle ilgili olabilir. Hani buralarda bir konunuz netleşebilir. Para alanında da Jüpiter desteği olduğu için bu dolunayın aslında ihtiyaç duyduğunuz bir parayı elde etme veya işte bir mülkün ya da toprağın gayrimenkulün hani satılması kiralanması nedeniyle gelir elde etme ve benzeri konularda da size destek olacağını söyleyebiliriz. Öncü burçlarımız daha fazla etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa... Dolunay'ın sizin için etkileri çok daha önemli olabilir, güçlü olabilir. Bu ay dikkat etmemiz gereken bazı özel günleri günlerden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle biraz sert günlere dikkat edelim. 20-21 Aralık gibi Mars'ın Uranüs'le yapacağı sert açı, Venüs'ün Uranüs'le yapacağı sert açı, özellikle parasal konularda 20 Aralık, 21 Aralık bu dönemlerde çok hızlı karar vermemekte fayda var. Alışverişlere de dikkat edelim, daha temkinli olalım. Bununla birlikte 7-8 Aralık Merkür Jüpiter Üçgeni keyifli bir enerji veriyor. Parasal şanslarınızı da arttırabilir. 26-27 Aralıkta da yine Güneş Jüpiter Üçgeni Dolunay'ın da enerjisiyle beraber sizin için özellikle maddi konularda daha şanslı ve bereketli olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.